Bu arada okulda gizlice bir gece geçirmemi istiyorsanız arkadaşlar bu video sizlerden 10.000 beğeni bekliyorum. Genç Hane'den hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerden aldığım görevleri yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımda Mehmet Yener'in bir serisi vardı ve bayağıdır videosunu atmıyordum arkadaşlar. Siz de dediniz ki, demediniz aslında ama ben de dedim ki bunu çekeyim. Uzun zamandır kanalımızda bir seri yapmıyorduk. Videoya geçmeden önce bir önceki videonun en güzel yorumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ara yorumlarımız azaldı. Siz de yorumlara abanırsanız, en sevdiğiniz emojileri atarsanız ben de size kalp atarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 2022'nin ikinci videosu olacak benim için. Hazırsanız ilk göreve geçelim. Sizlere arkadaşlar bir story attım. Mehmet Yener'im için görevler verin dedim. İçlerinden seçtiğim çok güzel görevleri bugün yapacağım. Hazırsanız ilk göreve geçelim. Bu arada siz de arkadaşlar videoya çıkmak istiyorsanız ahanda şurada çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bu videonun altına bir sonraki videoda vermek istediğiniz çılgınca görevleri yazabilirsiniz. İlk challenge'a geçelim. İlk görevimiz, WhatsApp'taki son kişiye seni seviyorum diye mesaj atamazsın. Ben şu zamana kadar sevgilime ayrılık şakası yaptım, babama dövme şakası yaptım, WhatsApp grubuna kışkırtma yaptım. Bunu yapan ben sadece seni seviyorum mesajı atamam. Şu an telefonda en son kiminle konuştuğumu bilmiyorum. Belki dayım olur, belki eniştem olur, belki teyzemin kocası olur, bilmiyorum. Teyzemin kocası da enişte oluyor ama video çekeceğim diye saatlerdir WhatsApp'a girmedim. En son kimden mesaj gelmiş, en son kimle konuşmuşum bilmiyorum. Hazırsanız gelelim WhatsApp'a. İnşallah sevgilisi olan birine yazmayız, mevzu çıkmasın. Şimdi WhatsApp'a giriyorum. Aha da canlı canlı ekran kaydımı da açıyorum. WhatsApp'a girdim. En son Halil'le konuşmuşum. Bir şey istemiş benden. Anca bir şey istemek için yazarsın Halil. Seninle görüşeceğiz. Neyse ben sana seni seviyorum emoji de atayım mı? Şöyle önceden attığım emojilerden şöyle bir emoji atıyorum, seni seviyorum. Videoda yanıt verme, sen sonra ver. Belki şu an uyuyordur bilmiyorum ama birden seni seviyorum mesajı gelirse bir insan işkillenebilir. Yani bu kadar kolay görevler vermeyin ya. Hatta şöyle anlık bir fotoğraf atayım ya da elimle kalp yapayım şöyle. Attım. Daha fazla Mehmet Yener'im istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. En efsane görevler bu videoda olacak. Şimdi ilk hediye basitten başladım ama videonun sonuna kadar izlerseniz zaten görevlerin zorluğunu gitgide arttığını anlarsınız. Diğer görevimize geçelim. Diğer görevimiz arkadaşlar 1 dakikada 10 tane midyeye. Bu kadar kolay görevler vermeyin. Çünkü yani midye benim en sevdiğim yemeklerden birisi, bilenler bilirse. 24 saat midye yemiştim ve seve seve yemiştim. Evet, siparişimizi veriyoruz. Midye dolma 10 tane. Midye dolma 15 lira. Siparişimi veriyorum. Tanesi 1,5 lira mı bir şey yapıyor. Matematiğim çok da iyi değil aslında ama siparişimizi veriyoruz. Evet, siparişimi verdim. Şimdi midyenin gelmesini bekliyorum. Midye gelince görüşürüz arkadaşlar. Evet, midyelerimiz hazır. Yenmeye 10 adet midyemiz. Bu arada midyeler sop soğuk. Bu hiç iyi olmadı ama hadi durun, süreyi de ayarlayayım. Midyeleri de açayım. Midyeleri açamazsam bir dakika içinde yiyemem mantık olarak. Midyelerin hepsini açıyorum. Ama bunların hepsi sop soğuk ya. Nasıl açacağım? Heh, bir tanesini açtım. Yutmam da dahil mi, bir dakika? Onu yazmamış yazan arkadaş. Artık yutmam dahil deme yani. 10 midyeyi de ağzıma atarsam kabul görür bence. Tamam. Bu arada ben midyeyi çok limonlu seviyorum. Limonlu falan artık sonra yapacağım. Şu an bu görevi yapmam gerekiyor. Açtıktan sonra görüşürüz. Kronometremi hazırladıktan sonra 10 midyeme başlıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Son 2. Bu da son 1. Bu arada 15 saniyem daha kaldı. Bunu rahat rahat diliyorum. Son 10 saniyem. Hala saniyem var. Bir 20 tane olsaydı yapardım bence. Durdurdum. Tam 1 dakika oldu. Bir 20 tane midyede zorlanabilirdim ama yani 30 saniyede bitti neredeyse. Ben biraz daha da bilerek yavaşladım. Oh, ağzımın içi şu an baharat kokuyor. Bir an önce dişlerimi fırçalamak istiyorum. Neyse, diğer görevimize geçelim. Diğer görevimiz tanımadığın kişilere kanalına abone oldurdu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun kanka? Oturuyoruz kral, sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Benim YouTube kanalıma abone olabilir misin? Pek aramıyor öyle işler. Olsun ya, kanalıma abone olsan ne olur? İçerik ne? İçerik ne? Eğlence, şaka. Anladım. Nerelisin? Orduluyum. Ben de Trabzon'dayım. O zaman abone olursun. Oluruz, niye olmasın?
Kanal ismini sormadın ama. Şimdi sordum diyelim. Gençhane. Bakacağım. Tamam, abone olma sözün var mı? İçeriğine bağlı. İyi tamam, canın sağ olsun. Ama abone ol. Reis, ben YouTube'da takılan bir insan değilim. Olsun yani, sohbetim seni etkilemedi mi? Arkadaş olmak istemez miydin benim gibi sohbeti iyi olan bir insanla? Trabzonlusun ya. Trabzonlu Karadenizler birbirine hani yardımseverdi. Neyse, bir başkasını arıyoruz. Evet, Mehmet diye birisi geldi, adaşım. İnşallah açar telefonu. Alo Mehmet. Efendim. Ne yapıyorsun adaş? İyidir, sen ne yapıyorsun adaş? Benim adım da Mehmet. Reis, nasıl gidiyor hayatın? Nerede yaşıyorsun? Adana'da yaşıyorum hayatım gibi. Ben de Adana'da yaşıyorum başkan. Allah Allah. Neresinde baba? Merkezde yaşıyorum başkan. İyi kardeş. Kardeş, senden bir şey rica etsem yapar mısın ya? Buyur kardeş. Benim bir arkadaşımın YouTube kanalı var da hiç takipçisi artmıyor. Gençhane. Abone olur musun? Olurum. Yemin et. Yemin ederim. Vallahi de. Vallahi lan. Senin canını yerim başkan. Yes, Adanalılar. Bu videoyu Adana'dan izleyenler varsa sizleri çok seviyorum. Bundan sonra pıhımı pırtımı toplayıp direkt Adana'ya gidiyorum. Bana Adana'da emlakçılar yazabilir arkadaşlar. Adana'da bana ev vermek isteyen. Diğer görevimiz okulda kendi şarkını çaldır. Ben yapar mıyım? Yaparım. Nasıl yapacağım? Biliyorsunuz ben üniversite öğrencisiyim ve mezun olduğum bir lise var. Orayla konuşup bu challenge'ı sizler için yapabilirim. Gerekli izinleri aldıktan sonra bu challenge'ı gönül rahatlığıyla yapabilirim. Zaten okulda bana herhangi bir problem çıkarmaz. Onlar da benim destekçim olur bu videodan. Bakalım yapabilmiş miyiz görevi? İzleyelim. Çok merak ediyordum ziller nereye göre ayarlanıyor diye. Otomatik olarak 40 dakikada bir olarak arkadaşlar danışmadaki bilgisayarda ayarlı bir şekilde çalıyormuş. Bu danışmanın bilgisayarında arkadaşlar istediğiniz ne varsa, örnek veriyorum şu an YouTube'dan bir video açarsanız direkt ses katlara geliyormuş, ama burası sınıfların olmadığı bir kat. Danışma katı olduğu için burada çalmıyor. Sınıfların olduğu katlarda ziller çalıyor. Telif yiyebileceğimi düşündüğüm için şu an açabileceğim tek şarkı kendi kanalımın şarkısı. O yüzden şöyle giriyoruz arkadaşlar YouTube'a, Gençhane şarkı yazıyorum. Aha, burada benim olduğum video. Durun, açıyorum şu an, dur. Ben buraya Gençhane efsane yerine getirttireceğim, ama neresi acaba? Bence burasıdır. Kendimi şu an gerçekten bir müdür yardımcısı gibi hissediyorum. Ben bu okulun eski öğrencisi olduğum için her türlü çekim yaptırtabilirler. Eğer 10.000 beğeni gelirse okulda bir gün geçireceğim. Hadi bakalım. Şu an kanalımdan bakıyorum. Bu diz şarkısında nakarat nerede? Bu arada nakarat 48. saniyede. Doğru göstermişim. Ben de 46'dayım. Şimdi ben buradan şarkıyı açacağım. Direkt üst kata gideceğim. Yani kısacası okul zili değişecek. Bu arada arkadaşlar tüm izinler alındı okulda. Artık ben liseyi bitirdiğim için rahatça lisede video çekebiliyorum. Şimdi ben buradan müziği başlatacağım ve yukarı katlara gideceğim. Okul zilinin değiştiğini göreceksiniz. Ama hemen koşmam gerekiyor. Bu şarkı çekilmez arkadaşlar. Her şey şu tuşuma bakıyor. Şu tuşa bastığım zaman okul zili değişecek. Ben çok heyecanlandım. Hadi o zaman basıyorum. Bastım. Evet, şu an çıkıyorum ve bir sesler gelmeye başlıyor şu an. Kendi diz şarkımı görüyorum. Çok tuhaf hissettim. Hadi bir üstte daha çıkarsam tam net duyarım. Duydunuz mu? Devam edebilirsiniz hocam. Evet, şu an sınıfta. Evet, bir an önce bilgisayarın başına gelip şarkıyı durdurdum. Herkes çıktı arkadaşlar. Sınıflardan öğrenciler çıktı, öğretmenler çıktı. Bir mahcup oldum, görmeniz lazım. Ben böyle... Beni böyle çalışlarla yormayın arkadaşlar. Okul zilini değiştirdim. Neyse, buradan zaten müdür yardımcısı zaten hepsi biliyor. O yüzden benim gönlüm rahat. Adem hocama çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için hemen şarkıyı koşa koşa kapatmak zorunda kaldım. Herkesin tepkisi var. Şu an yani öğretmenler diyor dersin ortasında Gençhane efsane. Evet arkadaşlar, hepsi birbirinden efsane challenge'lardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yaparken biraz zorlandım. Neden içimde Galatasaray forması var, sen Fenerbahçeli misin diyorsanız. Ben futbol takımı tutmuyorum. Ben her takımı seviyorum. Ülkeye katkı sağlayan, galibiyet, şampiyon olan her takımın
taraftarıyım, destekçisiyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mehmet Yener'in challenge'ları için arkadaşlar aşağıya abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yazın. Hatta görev fikirlerinizi yazın. Ben bu videoyu çekerken aşırı mutlu oldum ve okul mevzusu çok güzeldi benim için. Buradan tekrardan hocalarıma teşekkür ediyorum beni kırmadıkları için. Neden kırsınlar ki şunun yüzlü çocuğu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.